Arkadaşlar hoş geldiniz. Milli ara tamamlandı. Süper Lig yeniden başlıyor. Biz de Pazar günü 5'te oynanacak olan Fenerbahçe Antalyaspor maçı önü videosuyla sizlerle beraberiz. Önce biraz takımlardan notlarla başlayalım istiyorum. Ardından da taktik tahtası üzerinde sağdan detaylara da gireceğiz. Ev sahibi Fenerbahçe'den başlayalım. Fenerbahçe'de şüphesiz en önemli gündem 6 numara transferi son günlerde. Bu transferin yapılmamasının hem takıma hem oyuna hem de düzene, bundan sonraki sürece nasıl etki edeceğini hep beraber göreceğiz, deneyimleyeceğiz. Bence bu transfer gerekliydi. Gereksinimdi açıkçası özellikle de savunma oyun kuruculuk açısından önemsediğim bir hamleydi. Bu transfer hamlesi gelmedi. Fakat bundan sonra bu hamlenin etkisini dediğim gibi süre içerisinde izleyip göreceğiz. Takıma olan etkisi, takım içerisinden nasıl bir çözüm gelecek? Hangi oyuncular nasıl süre bulacak, nasıl şans bulacak? Bunu da göreceğiz. Milli arada milli takımlara gitmeyen oyuncuların çok ciddi fiziksel yükleme, hazır olma, sakatlığını atlatan oyuncuların tekrar ritme girmesi ki burada Ferdi Kadıoğlu çok önemli bir oyuncu. Bunun altını çizelim. Ve o milli takıma gitmeyen oyuncuların kadro içerisindeki forma süresinin artma ihtimaline yönelik çalışmalar olduğunu düşünüyorum. Çok yoğun çalışmalar yapıldığına inanıyorum ki sezon öncesi yapılan fiziksel yüklemelere benzer ağırlıkta kondisyon antrenmanları da yapılmıştır diye tahmin ediyorum. Fenerbahçe'de 6 numara gündemi ve milli arada sakatlığını atlatan oyuncuların hazırlanması, daha az forma süresi bulan oyuncuların fiziksel anlamda yukarı çıkması için önemli bir şanstı. Genel olarak takım bu maça bu gündemlerle geliyor. Lider 9'da 9 yapmış, iç sahada pazar günü 5'te seyircisinin de desteğiyle beraber coşkulu bir Fenerbahçe bekliyorum. En baştan bunu söyleyelim. Antalya Spor cephesinden ise şu notları öne çıkarmak istiyorum. Bir kere teknik direktör istikrarı var Antalyaspor'da bunu unutmamak lazım. Nuri Şahin'le beraber neredeyse 80 maç olacak. 2026'ya kadar kontratı var. Nuri Hoca'nın teknik sorumlu olarak başladığı süreçte teknik direktör olarak devam etti ve 2 sezondur düzenli olarak Antalyaspor planlamasını yapıyor. Planlamada tabii ki de farklı fikirler de olabilir. Orada bütçeler, ölçekler ne, ne düşünülüyor bunları çok detaylı bilmiyoruz. Kulüp içi bilgiler bunlar ama Nuri Şahin'le beraber istikrarlı bir süreç devam ediyor. Transferler yaptılar. Önemli kayıplara önemli hamleler yapmaya çalıştılar ki bence Haji Wright, Freddy, Fernando gibi isimlerin gönderilmesi veya takımdan ayrılması, onların yerine eklenen oyuncular, yapılan transferler bunlar şüphesiz Antalya Spor planlaması açısından önemli. Sezona 3 beraberlik ve bir yenilgiyle başladılar. Trabzon deplasmanında 1-0 kaybettikten sonra 3 maçtır 1-1 bir bir berabere kalıyorlar. Konya, Sivas ve Kayseri gibi aslında ligin taktiksel düzen ve yoğunluk açısından sert planı olan, stratejisi olan zor ekiplere karşı Yan antrenör ekipleri üçü de bence bu ekiplere karşı beraberlikle ayrıldılar sağdan Antalya Nur Nuri Hoca ile beraber. Diğer taraftan ekipte de bir değişim oldu. Bunu da vurgulamak lazım. Nuri Şahin ekibini güncelledi. Ekibine yeni isimler geldi. Almanya'da çalışmış. Portekiz'de alt yaş kategorilerde çalışmış. Yardımcı antrenörleri var artık bu sezon. Ve bence önemli bir hamle daha. O da Dolu Hoca. Dolu Arslan. Başakşehir'de Emre Belezoğlu ile beraber çalışıyordu. Oradan ayrıldıktan sonra Nuri Hoca'nın ekibine geldi. Atletik performans da Türkiye'de iyi isimlerden biridir. Fiziksel egzersizleme ve oyuncuların direncini yukarı çıkarma noktasında önemli bir isim olduğunu düşünüyorum. Bunu neden vurguladım? Çünkü geçen sene Antalyaspor'un maç sonlarında özellikle enerji kaybı, enerji düşüklüğü, kondisyon ve fiziksel anlamda zorlandığını görmüştük. Bunu olumlu etki etmesini bekliyorum Antalyaspor açısından. Transferlerden de bahsetmek lazım. Dediğim gibi Hacı Wright, Fernando ve Freddy gibi oyuncu oyuncuların kaybından sonra Adam Buksa, Dario Saric, Holtman, Sander eklemeleri geldi. Sander, Van Strek, nasıl telaffuz ediliyorsa. Bunlar bence önemli eklemeler. Ayrıca Bitici, Erdoğan Yeşilyurt gibi eklemeler de var. Bunlar da Antalya Spor'un Transfer sezonu içerisinde yaptığı hamlelerdi. Son olarak İsrail'li bir on numara geldi. O oyuncuyu da takip etmeye çalışacağım açıkçası. Yakından bildiğim bir oyuncu değil ama önemli referansların oyuncuyla ilgili etki edeceğine inandığını söylüyorlar takıma ve takımın performansına. Bakalım onu da göreceğiz hep beraber. Şimdi biraz sağ üzerinde bir şeyler konuşalım istiyorum. Burada da futbolun 5 temel aksiyonuyla beraber topa sahipken, top rakipteyken, topun kazanıldığı, kaybedildiği anlarda, geçişlerde nasıl reaksiyonlar gördük şu ana kadar olan süreçte. istatistiklerle de bunları harmanlayarak sizlere sağ içerisinde maça dair öngörülerimi ve analizlerimi sunmak istiyorum açıkçası. Ve duran topları da konuşmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Sağ üzerinde konuşalım istiyorum. Hadi gelin Fenerbahçe Antalya Spor, maç önü videomuzda sahaya bir inelim. Öncelikle Fenerbahçe'nin bu maçta kalede artık Livakovic ile çıkmasını bekliyorum. Livakovic'in kaleyi devralması artık bu saatten sonra da birinci kaleci olarak kaleyi ona emanet etmesini bekliyorum İsmail Kartal'ın. Sağ bekte Osay Samuel tercih bekliyorum. Sol bekte Ferdi olabilir. Tabi Ferdi sakatlıktan çıktı. Son durumu ne? binejaydım da görebiliriz onu bir parantez içi bırakalım stoperlerde beklenen bekao ciku ama ciku'nun milli takımdan dönüşü az önce değindiğim detaylar arasında olan İsmail Hoca'nın milli takıma gitmeyen oyuncularla beraber yaptığı yükleme idmanları o oyuncuların fiziksel durumu e üç Türk kuralı bu yüzden stoperde Serdar Aziz'i de görme ihtimalimiz bence var İsmail Yüksek Fenerbahçe'de kırmızı kart gördü Ankara gücü mücadelesinde ve bu maç olmayacak. O yüzden şablonda da belli başlı değişiklikler bekliyorum ben açıkçası. Fred Mertakan, Şimanski üçlüsünü bekliyorum orta sahada. Tabi bunlar muhtemel tahminlerimiz. Yanılabiliriz. Onun altını çizeyim. Hal böyle olunca İsmail'de kullanılan o tek altı numaralı düzenin daha çok 4-2-3-1 düzenine geçip Fred Mertakan orta sahasının önünde Şimanski'yi göreceğimizi tahmin ediyorum. Sol kanatta yine Tadic, sağ kanatta Cengiz ya da İrfan ikilisinden birinin tercihini bekliyoruz. Santifor'da Edin Ceko, Fenerbahçe'ye dair beklediğimiz. Antalyaspor'da kalede Leyte, savunma hattı geçen seneden devam eden ve oldukça oyun ezberi yüksek bir ekip. Sağ bekte Bünyamin, sol bekte Güray Vural ki Güray Vural'ın Fenerbahçe maçlarında çok daha odaklı olduğunu düşünüyorum. Stoperlerde de Ömer Toprak ve Veysel Sarı. Burası 3 Türk'ü ilk sağladıkları. Bünyamin'le beraber, Güray'la beraber. Ya buradan tamamen oyuncuları, Türk oyuncuları tercih ederek kuralda da epey rahatlıyorlar. Merkezde Ufuk Akyol, Dario Sarıç, Nuri Hoca'nın tercih olduğu şu ana kadar. 10 numara Sander, Van de Strek nasıl telaffuz ediliyorsa özür diliyorum <laughs> tam bilmiyorum. Sol açıkta Bitici'yi de gördük zaman zaman. Larson'u da gördük. O ikisi arasında bir tercih gelecektir. Sağ tarafta ters ayaklı kanat oyuncusu olarak ben açıkçası Holtman'ı bekliyorum. Çünkü bence bu sene Bohum'dan aldıkları oyuncu takımın hücum şablonlarında önemli bir yere sahip. En önemli transferlerinden bir tanesi. Santifor'da da yine Adam Buxa. Lens'ten aldıkları pivot Santifor özellikle oyuncu. Onu kullanmalarını bekliyorum. Tabi bu muhtemel 11. Dediğim gibi burada değişiklikler de görebiliriz. Örneğin sağ bek, sağ kanat rotasyonu görebiliriz. Hamle oyuncusu olarak Holtman'ı tercih edebilir hoca. Yani burada Erdoğan Yeşil da görebiliriz. Solda Bitücü'yü de görebiliriz. sonra da yani kanatlar noktasında bir tercih yapacak gibi duruyor Nuri Şahin. 2-3 oyuncu arasında bunu hep beraber göreceğiz. Şimdi hızlıca biraz topa sahip olmadan başlayalım. E, Fenerbahçe'den başlayalım istiyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin bence oyununda şu an yaşadığı en ciddi sorunlardan bir tanesi geriden oyun kurulumu. Burada İsmail Hoca'nın Ferdi yokken veya Ferdi varken planlarda zaman zaman değişiklik yapmasını bekliyorum. Çünkü ferdiye sahip olduğunuzda bekten oyun kurma olasılığınız özellikle sol bekten çok yükseliyor ve ferdinin oradaki bireysel becerisi Fenerbahçe'nin oyununu direkt yukarı çıkaran bir özellik. Bunu da niye söylüyorum? Çünkü futbolda öngörülemez olan, önlem alınamaz olan en temel şey yetenektir. Yeteneğe önlem almak çok zordur bana göre. Hatta belki de mümkün olmuyor oyuncudan oyuncuya değişerek ki Ferdi'nin de burada dribling top taşıma, pas bu meziyetlerine kolay önlem alınabildiğini düşünmüyorum. O yüzden sol bekinizin bu kadar çok yönlü olması oyun kurulumunuzu direkt etkileyen ve tercih olmasını sağlayan bir özellik. Oyuncunuzun meziyetlerine göre zaman zaman onun üzerinden şablonlar da çizebilirsiniz. Bu futbolda basketbolun iç içe geçmiş halinin de bir göstergesidir. Tabii şunu da söylemek lazım bu arada. Nur Şahin maça göre, rakibe göre kurgular ve planlar değiştirebilen bir hoca. Onun altını çizeyim. Yani Fenerbahçe'nin oyun kurulumu problemini öngörerek farklı bir şablon, farklı stratejide görmemiz mümkün. Bunu da Nuri Şahin'den beklediğimi söyleyeyim. Tekrar dönecek olursak oyun kurulumuna. Fenerbahçe'nin dediğim gibi Ferdi yokken özellikle Ankara gücü maçında da gördük. Sol stoperinden veya sağ stoperinden oyun başlangıcı yaptığında bek oyuncusunun içeri girip kenar oyuncusunun biraz daha çizgiye bastığı ve ilk pası kenar oyuncusunun aldığını görüyorduk. Bu da Tadiç oluyor genelde. Tadiç üzerinden yapılan bu şablonda pas Tadiç'e gelir gelmez. Tabi rakip genellikle 4-4-2 karşılamıştı Ankara gücü maçında veya 4-2-3-1 de diyebiliriz buna. Biraz daha Fenerbahçe savunmasını rahat bırakmıştı diyebiliriz yani Tolmay Hoca. Yani çünkü oyun kurulumunu biraz daha müsaade etmişti. Kendi yarı sahasının merkezine kadar, orta sahasına kadar orada baskıyı başlatmıştı. Bu noktada İsmail Yüksek'in de biraz problemli olduğunu söylemek mümkün. Özellikle oyun kurulumu noktasında. Bu eksikliği de gözeterek Fenerbahçe'nin bu maçta şunu da vurguladık. Fred'in zaman zaman İsmail'in yanına gelip topları, ilk topları stoperlerden Fred'in de aldığını görmüştük. Onu söylemek lazım. Bu, bu arada sarı olanı top olarak hayal edelim istiyorum. Fred'in de ilk topları savunmacılardan alıp İsmail'i hatta biraz daha hat arasında konumlayıp böyle de oyun kurulmuş şablonları gördük. Bu maçta İsmail yok. Bu maçta Fred Mert Hakan çift pivot bekliyorum. Şimdi oyun kurulumuna tekrar geri dönecek olursak dedik ki Beki içeri koşturup içeri konumlayıp sol kanat oyuncusundan İsmail Hoca'nın oyun kurulumunda daha çok tercih ettiğini düşünüyoruz. E, bunu yaptığında da Beki'nin Hemen rakip bir kere Tadiş eşleşen bir bek var. Onu unutmamak lazım. Fenerbahçe bekinin de işte, özellikle Jaden'ın bek stoper arasında koşuları, forvet arkası Shimanski'nin bu alanı çok kullanmak istemesi, bu savunma dengesizliğinin yarattığı, rakip takımın yaptığı kaymalar Fenerbahçe'ye özellikle diğer kanatta oynayan oyuncu için ve bek için birebir oynama şansı da veriyordu. Hatta bir aksiyonda Fred buradan oyunu terse çevirip İrfan Can'ın birebir oynamasını ardından da Fred'in şutla sonuçlandırdığı bir atak görmüştük. Yani Fenerbahçe'nin oyun kurulum şablonlarından bir tanesi bu. Bunun bu arada aynısını sağ de görüyoruz. Yani Sabik de içe merkeze kat ediyor. Sol kenar oyuncusu, sağ kenar oyuncusu daha çok oyun kurulumunda kullanılan oyuncular. Şimdi Antalya Spor benim izlediğim maçlarda birçoğunda rakibi 4-2-3-1 karşıladı. Yani Fenerbahçe'ye karşı da yine Antalya Spor'un sıklıkla 4-2-3-1 karşılaması yapacağını söyleyelim. Bunun altını çizelim. Ama Fenerbahçe'nin stoperlerden oyunu kurmakta zaman zaman zorlandığı veya beklerine oyun kurulum setleri çizdiğini düşünürsek Antalya Spor belki yine 4-4-2 karşılamaya da dönebilir. Yani stoperlere iki tane oyuncusuyla baskıya gidip savunmasını da biraz daha ön plana çıkarıp ki kompakt bir takım görüntüsü çizmeyi çok isteyen bir ekip Antalya Spor altını çizelim. Yani genel olarak savunma çizgisini kendi yarı sahasında kabul etse de böyle 40-43 metrelerde karşılasa da takım boyunu oldukça kısaltmaya çalışan bir ekip. Onun altını çizelim. Sadece Fenerbahçe'nin Gol çıkarma ihtimali olan aksiyonlardan biri olarak Şunu görüyorum. E, Antalya Spor'un problemlerinden Bir tanesi. Rakibe baskıya gidildiğinde Özellikle 4-1-4-1 kalınıyor Belli anlarda. Onun altını çizelim. En azından Bundan önceki maçlarda öyle oldu. Antalya Spor Rakibe baskıya 4-1-4-1 ile Gittiğinde. Özellikle Santforu Buksan'ın stoperler topu aldığında Baskıya gittiği anlarda. Diğer oyuncuların Özellikle merkezi kapattığını görüyorduk Yani bütün hatları kapatmaya çalışıyorlardı Böyle anlarda tek altı geride kalan tek altı ve 2-8'in yarattığı alanlarda ciddi boşluklar oluyor. Şöyle gösterelim. Top rakip savunmacılardayken genel takım boyunu yukarı çıkarmaya çalışan bir Antalya Spor var. Ve bu 4-1-4-1 karşılama setinde özellikle şu alanlarda, merkez alanlarda, merkez ve koridor alanlarında kanat koridor alanında. Ciddi boşluklar oluyor. Buralara da Fenerbahçeli oyuncuların sızmasını bekliyorum. Bu noktada yine Şimanski kritik bir rol üstlenebilir. Ceko'nun derine gelmesini gözlemleyebiliriz. Çünkü Antalyaspor'un böyle bir zafiyeti var. Bunun altını çizelim. Yani Fenerbahçe beklerini merkezleştirip kenar oyuncularından oyun kurma şablonunu Antalyaspor'un çeşitli önlemler alarak zorluk çıkarmaya çalışacağını düşünüyorum. Özellikle takım boyunda kısaltarak. Bu noktada Ferdi'nin oynaması ilk başta da söylediğimiz gibi önemli. Ferdi olursa Fenerbahçe bu sorunu daha az yaşar. Onun altını çizelim. Şimdi biraz hızlıca Antalyaspor cephesiyle de ilgili bir şey söylemek istiyorum. Antalya Spor'un oyun kurulumunda özellikle rakip baskı geldiğinde bilinçli kullandığı bir şablon var. Bunu sizlere hemen göstermek istiyorum. 4-2-3-1'e yakın konumlanıyor dedik Antalya Spor. Sezonun başında Sivas deplasmanda ve Trabzon deplasmanda biraz daha stop arasında arasına giren bir 6 kullanıyordu oyun kurulumunda. Onun altını çizeyim. Altının önünde bir 8 bir 10 kenarlar şu şekilde konumlanıp üçlü bir oyun kurulumu seması da diyebiliriz. 3-1-4-2 de diyebiliriz buna. Veya işte 3-4-1-2 de diyebiliriz. Bu e, 6 numara stoperlerin arasına girince oyun kurulumu çeşitleniyordu. Fakat bazı problemler yaşadılar. Özellikle Trabzonspor ve Sivas maçlarında Sivaslı oyuncuların yoğun baskısı, işte 4-4-2 karşılamada yoğun yüksek presi, adam adama kimseyi yalnız bırakmadan yaptığı pres ve orada biraz savunma çıkışlarında sorun yaşadılar. Bundan sonra Nur Şahin biraz daha çeşitlendirdi bence. Yine savunmalı, savunmacıların arasına giren bir 6 numara var ama zaman zaman Bünyamin'in, Güray'ın merkezleştiğini görüyoruz. Ya bu topların çıkışında daha rahat oyunu kurabilmek adına ve zaman zaman iki tane oyuncuyla biraz daha böyle 2 4 3 1 şeklinde merkezleşen bir oyun kurulum şeması var. Burada kullandıkları şablon şu. Fenerbahçe'nin de bence bu maçta kullanacağı kritik noktalardan bir tanesi. Antalyaspor biraz rakibi Kendine doğru çekip oyun kurulumunda özellikle stoperlerindeyken sağ veya sol stoperlerindeyken Ömer Toprak veya Veysel'deyken biraz daha kendine doğru çekip beklerini zaman zaman genişletip zaman zaman daraltıp kullandığı bir uzun top şeması var. Bilinçli uzunla çıkıyorlar onun altını çizelim. Çünkü Adam Buksa'nın indireceği topların devamında forvet arkası oynayan Van Sander Van de Strik orada konumlanıp indirilecek toplarda hat arasına koşu yapmak isteyecektir. Onun altını çizelim. Şimdi Fenerbahçe genellikle baskıya Şimanski ve Ceko'yu beraber götürüyor. Onun altını çizelim. Yani Antalya Spor oyunu kurarken Ceko ve Şimanski'nin yine stopelere baskıya gideceğini... ...kenar oyuncularında hem alan hem adam kapatarak e, bu baskıyı çeşitlendireceğini söyleyelim. Fenerbahçe'de takım boyunun, savunma çizgisinin geçen senelere nazaran çok yüksekte olmaması bir tercih. Teknik adam tercihi gibi geliyor bana. Ama bunun zaman zaman özellikle merkez, savunmacılar ve merkez orta sahalar arasındaki takım boyunun uzaması ki Ankara Gücü maçında da gördük. Ciddi sıkıntılar ve zaaflar doğurabiliyor. Antalyaspor da bunu kullanmak isteyecektir. Özellikle bilinçli uzun vurup o hat arasındaki boşluğa forvet arkası oyuncularını, kenar oyuncularını sık sık sokmak isteyecektir. Onun altını çizeyim. Yani sağ stoperinden veya sol stoperinden bilinçli uzun vurup santforu adam buksanın indireceği toplara 10 numarasını koşturmak, kenar oyuncularını koşturmak tercihleri arasında olacaktır. Bunun altını çizmek lazım. Yani Fenerbahçe'de Antalyasporun uzun vurduğu İlk hava topuna Bekao'nun hatasız ve kusursuz bir maç çıkarması gerekiyor. Çünkü ben Bekao'yla ile biraz Buksan'ın eşleşeceğini düşünüyorum. Bunu da altını çizelim. Antalya Spor Cephesi'nde söylemek istediğim en önemli nokta buydu oyun kurulumunda. Fenerbahçe'de dediğim gibi İsmail yok. Biraz daha Fred ve Mert Hakan'ın birlikte bir oyun kurulumu şablonu bekliyorum ikisinden. Ve Şimanski'nin de yine az önce bahsettiğim üzere Antalya Spor baskısında Fenerbahçeli oyuncuların oradan ilk topu derine çıkardığında Şimanski'nin topla dönüşleri bu maçta kritik hale gelecektir. Geçişler noktasında bir iki noktaya değinmek istiyorum ve sonra duran toplarla beraber bitireceğiz. Geçişler noktasında şu önemli. Antalya Spor topun kaybedildiği yerlerde yüksek baskı uygulayan bir ekip. Bunu prensip haline getirmiş bir ekip. Yani bir anda 2-3 oyuncuyla beraber topun kaybedildiği alanda yoğunlaşmak istiyorlar. Rakip sahaya çıktıklarında baskıya ki dediğim gibi kompakt görünmek isteyen, takım boyunu her zaman kısa tutmak isteyen bir ekip. Fakat o baskıya gidildiğinde, baskı kırıldığında geçişlerde bek noktasında problem yaşıyor. Özellikle Güray Vural'ın ve Veysel Sarı'nın savunduğu alanlarda çok ciddi sorunlar yaşıyorlar savunma arkası koşularda. Güray Vural çok ofansif bir bek ama işin savunma kısmında da zaafları olan bir bek. Hücumda kullandığınız bir oyuncu ki Antalyaspor şu an ligde sol kanadını en çok kullanan ekip. Onun altını çizeyim. O yüzden Güray Vural, Larson, Bitici o attı çok kullanmak istiyorlar hücumda ama işin savunma kısmında ise bu biraz problem yaratıyor. Sol tarafı çok sık kullanan bir ekip dedik Antalya Spor için. Ama işin savunma kısmında da zafiyet yaşıyorlar. Dediğim gibi şok baskıya gittiklerinde özellikle topun kaybedildiği merkez bölgelerden biri olarak düşünelim. Çıkışlarda bu arada problem yaşadıkları anlar oluyor. Sivas deplasmanında böyle ilk topta çıkarken oyun kurulunda problem yaşadılar. Savunma çıkışında bunu vurgulamak lazım. Kaybettikleri bir topa yoğun bir baskıya gittiler ama alanlar boşaldığı için ilk topu iyi kullanamadıkları için gol yemişlerdi. Dediğim gibi geçişlerde sıklıkla yoğun baskı ve yüksek pres deneyen bir ekip. Topun kaybedildiği yerde çok oyunculu bir baskı görüyoruz Antalya Spor'dan bu sezon. Bunun zaafları var şüphesiz çünkü birkaç kişi bir anda oyundan düşebiliyor ve arkada da çok birebir alanlar kalıyor. Fenerbahçe için de bu bayağı kullanılabilir bir şey. Onun altını çizeyim. Yani Antalya Spor özellikle Fenerbahçe'ye karşı oyun kurulumunu başlattığı anlarda Fenerbahçe'de genellikle 4-4-2 yerleşecek gibi düşünüyoruz. Yani Şimanski biraz daha e, Ceko'nun yanına konumlayıp burada oyun kurulumunda Hat arasında bir oyuncu topu aldığında bir pas hatası olabilir. Araya girilen bir aksiyon olabilir. Yani Antalyalı oyuncunun pas vermek isterken özellikle merkezde sağ iç ve sol iç bölgesinde pas vermek isterken yapacağı bir hata, topla dönerken yapacağı bir hata. Fenerbahçe'de o yüzden Fred ve Mert top kazanımına çok odaklı olması gereken bir maç. Ki genellikle merkez bölgede bu top kayıplarını yapmaya müsaitler. Ufuk Akyol ve Dario Saric oyun kurulumunda savunmacılarına yardım etmek istiyorlar. Topla çıkmak istiyorlar. Ama bu konuda zaman zaman sorunlar da yaşayabilen bir ekip. Bunu da altını çizelim. Yani Fenerbahçeli oyuncuların bu maçta nasıl gol atarı düşündüğümüzde şunu vurgulamamız lazım. Topa sahip olmak isteyen bir ekip Antalya Spor özellikle topu kullanım alanlarına baktığımızda birinci bölgesinde kendi birinci bölgesinde sahanın hemen her alanında %55 ve üzerinde topa sahip olmuş şu ana kadar. Fakat rakip bölgeye gittiğinde bunu çok vurgulamamış ilginçtir Rakip bölgede direkt hücumu en çok kurgulayan ekip şu an Süper Lig'de. Bunu da altını çizelim. Yani topa sahip olmak isteyen iyi bir düzen takımı Antalya Spor ama direkt hücumlarla kaleye gitmede de şu an lig lideri. Bunun da bence temel sebebi şu. Santifor'una uzun vurduğunda Antalya Spor o topun dönenine aksiyon üretmeye çalışıyor. Yani az önce oyun kurulumundan söyledik. Stoperlerin bilinçli uzun paslarında Adam Buksa'nın indirdi veya indiremediği toplarda biraz da orada şok presler kullanıyorlar. Sadece geçişlerde değil. O top orada havuza düştüğü anda Antalya Sporlu oyuncuların çoklu bir baskıyla alıp hemen kaleye gitmek istediğini görüyoruz. Yani çok sentez bir organizasyon. Dediğim gibi Nur rakibe göre, oyuncuların durumuna göre bir şeyleri çok kullanmayı ve değiştirmeyi seven bir antrenör. Ligin en fazla direkt hücum yapan takımı olmasının getirileri kadar götürleri de var. Yani az önce de söylediğim gibi işin geçiş kısmında o topun orada çok oyuncuyla kazanılmasına odaklılar ama tek pasla bir anda oyundan 3 kişi de düşebiliyor. Yani burada bir pas hatasına hemen yoğun bir baskıya gidip bir anda da 3 oyuncu oyundan da düşebilir. Fenerbahçe böyle anlardan da gol çıkarabilir. Onun altını çizeyim. Belki yoğun bir baskıyla gelmeyecek gol ama merkezde kazanılan bir topun doğru, kıymetli ve efektif kullanışı Fenerbahçe için gol demek. Demek. bu maçta onu söyleyeyim yani idealinde şöyle bir senaryo görebiliriz tabi bunlar bir öngörü Fenerbahçe'nin sağ içte veya sol içte az önce anlattığım senaryodan yola çıkarak bir top kazanması o topu oldukça efektif kullanması kaleye yüzünü döndüğü anda çok etkili oyunculara sahip Fenerbahçe i̇şte Cengiz Tadiç ya da İrfan da olabilir Shimanski, Ceko bu oyuncuların hepsi rakip kaleye yüzünü döndüğünde oldukça etkili oyuncular. Ki burada ben yine az önce de söylediğim gibi Güray Vural ve Ömer Toprak çok ciddi savunma zaafları yaşadığını düşünüyorum. Ömer Toprak'la da birebir oynadığında Fenerbahçe onu eksiltip golde bulabilir. Böyle bir anda gol gelebilir. Bunun da altını çizelim. Topun Fenerbahçe açısından kazanılması veya kaybedilmesi noktasında da şunu söylemek lazım. Fenerbahçeli oyuncular Rakip sahaya yerleşerek set oyunu oynamak isteyen, böyle oyunu dikte etmek isteyen, şu an ligin en fazla topa sahip olan takımı olarak, ağırlıklı olarak yani en fazla topa sahip olan takımlardan biri olarak çünkü bir maç eksiği var. Onun altını çizelim. Yoğun bir şekilde sahanın hemen her alanında oyunu kontrol etmek isteyen bir ekip. Pasla beraber daha dengeli bir oyun oynuyor İsmail Kartal. Bunu da her zaman söylemek lazım. Oyun kurulumu zamanla gelişecektir, gelişmelidir. Çok efektif olduğunu düşünmüyorum Fenerbahçe'nin ama rakip yarı sahada gerçekten bireysel beceriyle, kilit açmayla, yerleşik savunmaya hücum etme konusunda çok mahir oyunculara sahip. Başta Tadic, Cengiz böyle bir oyuncu. Şimanski'nin topsuz koşuları her zaman çok kıymetli ki bu maçta Mert Hakan da oynarsa Avrupa maçlarında gördüğümüz o Mert Hakan'ın koridor kullanımı Şimanski ile beraber efektif hale gelecektir. Fakat işin geçiş noktasında ise Fenerbahçe'nin biraz baskı problemi yaşadığını görüyoruz. Şiddetli baskı, yoğun baskı bunu takım halinde yapmak. Ankara gücü maçında mesela Fred isyan etmişti. Tadic birçok maçtan sonra demeç veriyor bizim baskı konusunda gelişmemiz lazım diye. Yani Fenerbahçe topu kaybettiği anlarda hızlı reaksiyon gösteremezse ligin en fazla direkt hücumdan atak deneyen takımı Fenerbahçe sorun yaratabilir. Neden? Çünkü kenarlarında bitici oynarsa Erdoğan oynarsa, Larson ya da Holtman ismini yanlış söylemiyorum durumları. Bu oyuncuların hepsi topun ilk kazanıldığı anda koşu göstermek isteyen oyuncular. Tabi biraz Holtman'ı ayırmak lazım. O biraz daha ters ayak kanat oyuncusu olarak oynuyor. Yani topu aldığında etkili olan, daha çok kenarlara açılan ve oradan içe kat etmek isteyen, çekip şut atmak isteyen bir oyuncu. Ama diğer oyuncuların hepsinin topsuz koşu konusunda kenarların direkt içe kat ettiğini söyleyelim. Çünkü Adam Buksa'nın çok derinde oynadığını gözlemlemek mümkün. Yani Fenerbahçe topu sahanın neresinde kaybedirse kaybetsin, reaksiyon hızını yukarı çıkarması lazım. Bu ekip kaleye çabuk gidiyor giden bir ekip. Özellikle rakip sahaya geçtiğinde onun altını çizelim. Yani 3. bölgede çok fazla topla oynamak yerine kaleye hızlı gitmek isteyen bir ekip. Burada zaten Güray Vural da hücuma katıldığında bindirmelerle buna çok katkı veriyor. Buna da Fenerbahçe'nin dikkat etmesi lazım. Son olarak duran toplardan söz etmek istiyorum. Çünkü şöyle ligin en fazla faul kazanan ekipleri arasında Antalya e Spor 16. çizeyim. 7. 8. sıralardı galiba. Yani topla oynarken topsuz oyunda, rakip sahaya yerleştiğinde veya hızlı hücumda faul kazanmaya çok odaklı bir ekip. Aynı zamanda kornerlerden de sorun yaşayan bir ekip. Trabzon maçında gol yediler. Kayseri maçında kornerden gol yediler. Kazandıkları duran toplara set üretmek üzere çalışmış bir ekip. Ama verdikleri duran toplarda da sorun yaşıyorlar. Özellikle kornerlerde Fenerbahçe'de bunu Ankara gücü maçında da önemsediğimi söylemiştim. Ortayı yapan oyuncunun 6 pasa doğru veya penaltıya doğru yapacağı sert kavisli ortalara topsuz koşular Fenerbahçe için ödüllendirilebilir. Yani Fenerbahçe'nin bu duran topları bence daha etkili kullanması lazım. Birçok takımında daha etkili kullanması gerekiyor. Çünkü artık atılan gollerin %30'una tekabül ettiğini sürekli söylüyoruz. Fenerbahçe'de o yüzden duran toplarda çok kıymetli hale gelecek. Hemen düşündüğümüzde Trabzon attığı golde Densfield penaltı noktasından atmıştı. Özellikle şöyle gösterelim. Penaltı noktasına gelen bir kornerde gol yapmıştı. Kayseri ön direk koşusundan birkaç oyuncuyla yapılan hareketle attı golü. parce Çünkü... que Yine hızlıca göstermek gerekirse şurada hemen göstereyim. Antalya Sporlu oyuncuların biraz duran top karşılamada sorun yaşadığını görüyoruz. Çünkü bazen arka direk ve öndürüye oyuncu kullanmıyorlar. Bazen sadece öndürüye kullanıyorlar. Adam adama karşılamayı hedefleyen bir düşünceleri var. Çoğunlukla adam adama karşılamayı düşünen bir yapıdalar. Ama topsuz koşan ve alanı doğru kullanan ekipler kornerlerde sorun yaratır. Özellikle arka direğe, ön topsuz koşular bekliyorum Fenerbahçe'den. Kornerlerde onun altını çizeyim. Bu maç iki takımın da zaman zaman dengeleri kendi lehine çevirmek isteyeceği bir maça da dönüşebilir. Bu sebep ve duran toplar ligdeki diğer maçlardan çok daha kıymetli hale gelebilir bu maçta. Böyle maçlar vardır. Duran topla çözersiniz kilidi veya duran toptan yediğiniz bir gole karşılık veremezsiniz. O, o maçı çözmek daha da zorlaşır. Çünkü duran topların e, momentum açısından, duygu durumu açısından oyunculara etkisinin daha fazla olduğuna inanıyorum ben. Kişisel düşüncem. Tabi bu tezi ispatlayabilmem için oturup örnekleri ortaya koymam gerekiyor belki ama çok kolay ispatlanabilir bir tez değil. Çünkü duran toptan atılan veya yenen golün Oyuncuların duygu durumuna olan etkisini ölçümlemek çok kolay değil. 16'ını çizeyim ama oyunun tamamen durduğu anda yani kimsenin böyle beklenmedik hareketi o an yapmadığını düşündüğünüz anda karşıladığını düşündüğünüz anda yediğiniz bir gol ya da frikikten yediğiniz bir gol çok çaresiz bırakabiliyor. Yani duran topları çıkarmak yedikten sonra o momentumu duygu durumunu terse çevirmek bence nispeten biraz daha zor. Yani bu maçta oyunun kilidinin duran toptan çözüldüğü bir maç olabilir. 16'ını çizelim. Taktik tahtası üzerinde bazı detaylara değinmeye çalıştık. Elimizden geldiğince nereden nasıl goller çıkarılabilir? Ne olabilir? Bunu söylemeye çalıştık. Bu arada faul demişken Halil Umutmeler maçın hakemi geçen sezon Süper Lig'de 28 ortalamayla faul çalan bir hakem. Yani maç başı 28 tane faul çalıyor verilerine baktığınız zaman. Bu seneye de çok farklı başlamadı. Yine 23-24 bandında yönettiği maçlarda faul ve düdüğünü kullandı. Faul çaldı ve düdüğünü kullanmayı eksik etmedi. Yani faul çalmaya da müsait bir hakem benim gözlemleyebildiğim kadarıyla duran toplar oyunun durduğu anlarda kıymet kazanıyor. Onu söyleyelim. Bunu unutmadan belirtmek istedim açıkçası. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Maç önü videolarla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Ayrıca maç sonu videolarla da. Markajda kalın. Görüşmek üzere.